bizleri dinlediğiniz için en başta teşekkür sizlere bir borç biliyoruz. Malumuz üzerine ülkemiz çok kritik bir süreç içerisinde bulunmakta ve önümüzde ciddi bir yerel seçim yaklaşmakta. Tabii ben genelde tarz olarak genel başkanımın yanında herhangi bir konuya girmem, çok da konuşmam. Kısa ve öz olarak şunu belirtmek istiyorum ki Balçova'da bir ilçe kongresi yapmıştık. Sevgili ilçe başkanım çok ciddi çabalar sarf etmişti. Buna bizzat şahit olduğum için ona değinip diğer gündemi değerlendirmesi için genel başkanıma sözü bırakacağım. Arkadaşlar, çalıştıktan sonra birçok şeyleri başarabiliyoruz. Bazıları içinde bulunduğumuz atmosferdeki bu kalabalığı azımsayabilir. Değişik yorumlar yapabilir. Ama hiç önemli değil. İnanın kongrede biz bu kadar yoktuk ve bir arkadaşımızı kongreyi tamamlamak için taksi tuttuk, buraya getirdik. Bakın, bir kişiden bahsediyoruz. Ama bugünkü burada şu gördüğümüz hava ve akşamın bu saatinde, kış ayında bunu becerebiliyorsak Demokratik Sol Parti yine eski günlerine dönmüş, bu harekatı başlatmıştır. Ve bu harekatın başlatılmasında sevgili örgüt kurulu başkanım da içeriye geldiler. Sayın Önder Aksak'a hoş geldiniz. Size de bir alkış istiyorum lütfen. Başta Masum Türker olmak üzere Demokratik Sol Parti İzmir'de 30 ilçesinde, ayrıca sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de il ve ilçelerde seçime girme kararlılığı ve azmi içerisindedir. Bizlere siyasetin ötesinde, siyasi arkadaşlığın ötesinde siyasi akrabalık duygusunu veren sevgili genel başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisine İzmir'e hoş geldiniz, Balçova'ya hoş geldiniz diyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Ayrıca Kadın Kolları Başkanımız Sayın Rayhan Hanım, sizi de anmadım, özür dilerim. Siz de hem bir genel başkanım bir görsün şöyle, çünkü siz de muhtemelen yeni tanışacaksınız. Sen böyle gelir misiniz? Acemiliğime verin arkadaşlar, biz de işte böyle. Lütfen şöyle oturur musunuz? Sevgili genel başkanım, buyurun. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle burada beraber sabahtan beri İzmir'deyim. Yarın sabah erkenden de Ereğli'de olacağız. Zonguldak'taki belli olan adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 4 ilçemizin, ki bunların içinde en büyük ilçe olan Çankaya ilçesi olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladık. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 6 ilçenin başkan adaylarını açıkladık. Önümüzdeki günlerde bu iller şimdi çalışmalarını tamamlıyorlar. Diğer adaylar belli olunca toplu halde her ilde tanıtım yapacağız. Bir evvelki hafta Bodrum'daki adayımızı açıkladık. Trakya'da açıklamamızı yaptık. Şimdi her gün bir yörede belediye başkanları açıklıyoruz ama Ocak ayından itibaren il il tamamını birlikte açıklamaya başlayacağız. Şimdi bunu niye anlatıyorum size? Türkiye'de bugünlerde yaşanan yolsuzluğu, rüşveti hepimiz görüyoruz. Ve öyle bir yolsuzluk, rüşvet yaşanıyor ki dün akşam başbakan yönetmeliği değiştiriyor, hukuku değiştiriyor. Diyor ki savcı bir şey yakaladığı zaman polisi çağırınca polis şefine, şefi emniyet müdürüne, emniyet müdürü valiye haber verdikten sonra el koyacak. Halbuki tam demokrasiyi tarif eden kuvvetlerin ayrılığı ilkesine göre biz ta 1970'lerden üniversite öğrencisi olduğumuz 68'li yıllardan bu yana şunu savunuruz. Emniyette kolluk gücü
gücü olsun, bu tamamen savcıya bağlı olsun ve yargı bağımsız olsun. Bunu filmlerde seyrediyorsunuz. Filmlerde dikkat edin. Bir dedektif vardır, bir de polis vardır. Dedektiflerin özelliği kolluk, adli kolluktur ve onlar tamamen savcıya bağlı çalışırlar. Ama Türkiye'de mevcut olan düzeni bile tamamen değiştirip bir gecede bir yönetmenlik değişikliğiyle her şeyi kendilerine bağladılar. Başka ne yapmadılar ki? Bir gecede yönetmenlik değişikliğiyle polis hariç, adliyedeki çalışan hakimler hariç herkesin başörtülü olarak işe gidebileceğini öğretmenler dahi serbest bıraktılar. Bir gece bir baskınla parlamentoda tüzük müsaade etmediği halde başörtülüler gelip orada oturdu ve Cumhuriyet Halk Partisi de onlara seyirci kaldı. Şimdi Türkiye'de iktidar partisi var. Onun güdümünde giden Amerika'nın kontrolünde olan bir ana muhalefet partisi ve diğer partiler var. Bu partilerden bir tanesi de zaten ayrılıkçı fikirleriyle bildiğimiz renk değiştiren, isim değiştiren ama tamamen lideri hiç değişmeyen ve İmralı'da bugün gazetelerde resmi var. Bir çalışma odası gibi resmen sanki toplantı yapar gibi bu iktidar döneminde yürüyen bir yapı var. Bu yapının içinde aykırı fikirleri ortaya koyan, Türkiye'nin bugünkü meselelerine korkusuzca parmak basabilen yapılara ihtiyaç var. Bu konuda parlamentodaki dört parti dışında baktığımız zaman parlamento dışında dört parti artı bir organizasyon var. Organizasyon diyorum, İşçi Partisi bir parti gibi değil, bir organizasyon gibi çalışıyor. Daha çok yani parti olarak hiçbir seçimlere girmiyor. Hep böyle destek olalım diyor. Sonra bakıyorsunuz ki iktidar kimse, Cumhuriyet Halk Partisi ise arkasında çıkıyor, ona çalışıyor. Geri kalan dört partiden birisi Saadet Partisi, çizgisi belli. Birisi Büyük Birlik Partisi, çizgisi belli. Birisi Demokrat Partisi, çizgisi belli. Bir de Demokratik Sol Parti, bizim de çizgimiz belli. Bu partiler içinde merkezde, Atatürk'ünde ve ortanın solunda, yani demokratik sol olabilen tek parti biziz. Alternatif olabilen parti. Şimdi bugüne kadar nasıl geldi iktidar? Hep dediler ki oylar bölünmesin, birleşin. Biz bu imaj, bu kuru gürültü yansıyınca sağda birleşme daha sık oldu. Birbirine kenetlendiler. 2009'da aynı şey oldu. Mesela Demokratik Sol Parti CHP kazansın diye Ankara'da aday çıkartmadı. Ama yine Melih Gökçek kazandı. Bu sefer eyvah sol tekrar gelecek diye imaj verildi. 2011 seçimlerinde kaset sonrası bir Kılıçdaroğlu furyası başladı. Oylar kendi kendine sandıkta gitti. Onlar yine kenetlendi, birleşti. Şimdi bu seçime doğru giderken biz aykırı davrandık. Açık seçik 2011'den beri benim genel başkan olurken verdiğim taahhüdü yerine getiriyoruz. Biz seçime gireceğiz dedik. Ve birleşme yok dedik. Her yerde söyledik. CHP de böyle bir şey demek yerine bizi alttan eritmeye kalkmıştı. Ama bu alttan eriteceği şey bizim elimizde kalan 5-6 tane belediyeyi transfer etmekle gerçekleştiğini düşündü. Birkaç yöneticimizi alıp rozet takarak düşündü. Halbuki başka CHP'li belediyeler istifa edip bize gelmeye başladı. Çünkü işin gerçeğini gören belediyeler şu anda istifa edip bize geçiyorlar. Bu böyle olunca sağda da bir birleşme söz konusu olmayınca bakın ittifak kendi içinde bölündü ve bu gördüğünüz yolsuzluk, cemaat, hükümet kavgaları ortaya çıkmaya başladı. İnanın bugün açıklama yapayım diyeyim ki biz birleşiyoruz, işbirliği yapacağız.
Yarın bu ittifak hemen tekrar kurulur, tekrar bir araya gelir. Asıl olan herkes kendi fikrini söylüyorum dediği zaman sağdakiler de rahatlıyorlar, o zaman onlar da kendi aralarındaki fikirlerini açıkça ortaya koyuyorlar. Nitekim bunun bir emretme anlayışı içinde olduğunu nerede anladık? Ne zaman Hakan Şükür istifa etti? Çıkıp ne demeye başladılar? Milletvekilinden de istifa etsin. İyi ama siz AKP'yi kurarken siz de milletvekilleriniz Fazilet Partisi'nden gelmişti. Niye onlar istifa etmedi? Ya da CHP'den ayrılan milletvekili, Adıyaman milletvekili kendim size girdi. Niye ona istifa etmediniz? Bu Türkiye'de ne kadar tehlikeli bir diktatörlüğün filizlendiğini gösteriyor. Peki ne yapacağız? İki yol var. Türkiye'de çoğunluğun kolay yol seçtiği güce tapacağız. Biz buna güce tapanlar diyoruz. Yani güç neredeyse oraya gidelim. İşte sağcı olamıyorsak CHP fena değil, oraya gidelim. O yolu mu seçelim? Yoksa ilkemizin, inancımızın, ideolojimizin, birlikte oluşturduğumuz, varmak istediğimiz hedefe gitmek için aykırı mı davranalım? Aslında bu bir yol ayrımıdır. Yani burada bu yol ayrımında ben size rahatlıkla sesleniyorum. Çünkü ben kararımı vermiş bir kişiyim. Demişim ki ben güce tapacağıma arkadaşlarımla beraber güç odağı olup gücü ben yaratayım. Farklı ilkede yaratalım. Bakın şimdi CHP güce tapmak adına Ankara'ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP'nin adayını getirip belediye başkanı adayı yapıyor. Uşak'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanını alıyor, aday yapıyor. Bir taraftan da solcuyum diyor. Mesela yeni adayla Melih Gökçek'in ne farkı var? İkisinin de yetiştiği ocak aynı ocak. Bakış açısı aynı bakış açısı. Ya da Hatay gibi Alevi vatandaşlarımızın ağırlıkta olduğu bir yerde Türk Ocağı'nın eski başkanı olup AKP'den belediye başkanı seçilen kişiyi alıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak yapıyor. Biz ise rahatlıkla dün mesela kendi belediye başkan adayımızı açıklarken diyoruz ki Ankara'nın tek sol adayı bizleriz. Yani geçmişten beri solda kurucu felsefeden yana, Atatürk'ün düşünceden yana, ulusal birlikten yana, mezhepleri eşit kucaklayan tek aday bizdedir diyoruz. Şimdi şaşırıyorum. CHP eğer MHP'li adayı alıp da Ankara adayı yapsa, geçen seçimde Alevi kesime hakaret eden bir adaydı MHP'deyken. Şimdi gelecek orada Alevilerin çoğunluk olduğu bir yere de ben sizin belediye başkanınızı diyecek. Burada ne var? İlke, inanç ve ideal ikinci plana iniyor. İlke, inanç ve idealin yok olduğu yerde namussuzlukla artar, rüşvet de artar, yolsuzluk da artar. Şimdi böyle olunca biz yolumuzda yürümek zorundayız. Peki tutturabilir miyiz? Tuttururuz. Şimdi biraz evvel şu kapıdan içeri girerken yanımızdaki kahvenin ikinci parçası yarısında oturanlar hemen başkan hoş geldin diye el sıkıştı konuştu. Belki de kahveye girsek sıkışırdık. Biz burada konuşurken gelip burada cep telefonlarıyla fotoğraflarımızı çektiler. Niye bunu yaptılar? Benim için mi yaptılar? Hayır. Sizin sayenizde. Burada eğer 20-30 kişi, 40 kişi bir araya gelip ve biz korkmadan sembolümüzü asıl bayrağımız budur diyebiliyorsak herkes bu cesur insanlar kimdir diye merak ediyor. Çünkü biz cesaretle inancımızı, ilkemizi, idealimizi koruyacağımızı, koruduğumuzu ortaya koyuyoruz. Böyle bir şey beklemiyorlardı bizden. Mesela İstanbul Büyükşehir adayını açıkladığımız kişi geçen hafta ya da bir önceki hafta öyle diyeyim
İzmir'e geldi, konuşma yaptı. Eski İstanbul Baro Başkanı'dır. Şimdi böyle sivil toplum örgütlerinde isim yapmış, tanınan, Barolar Birliği'ne zamanında aday olmuş bir kişi İstanbul'dan aday olunca onlara göre bu parti bitti, aday çıkartmayacağım zaten derken aniden adayları getirip diktik. Dün aday gösterdiğimiz arkadaşımız eski kimya mühendisleri oda başkanımız. Partimizde uzun süredir çalışıyor ve şu anda da parti yönetiminde görevlidir. Bunlar şaşırıyorlar. Şimdi Türkiye'yi kime emanet etmek istiyorlar? Sarıgül diyorlar, onu getiriyorlar. Bilmem şunu diyorlar, bunu getiriyorlar. Ama bakın Sarıgül'ün bugünlerde bu yolsuzlukla, bu rüşvetle ilgili ağzını açtığını gördünüz mü? Konuşurken bile mevcut olan İstanbul Belediye Başkanı'na abim diyor. E sen ona nasıl yarışacaksın? Abi diyorsan. Şimdi bir kere ilkeli, inançlı bir insan açıkça tavrını ortaya koyar. Bakın dün ben 2 saat Kanal B'de bu rüşvetin, yolsuzluğun perde arkasını anlattım. Bugün sabahleyin AKP'nin de, MHP'nin de, CHP'nin de olduğu Ali Ağa'daki kahvaltıda bizim örgütümüzdeki arkadaşlarla birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu yolsuzluğun nereye varacağını korkusuzca anlattım. Biraz evvel size gelmeden, biraz gecikmemizin nedeni İHA Haber Ajansı özel demeç almak istedi. Niçin almak istediler? Çünkü dün gece yarısı Başbakan aniden bütçe geçtikten sonra yönetmenliği değiştirdi. Size söze başlarken söylediğim artık kolluğun vali emriyle iş yapacağını dile getirdi. Kuvvetlerin ayrılığı bitti. Hepsi şimdi tek adama bağlı. E bu adam hastalanabilir de, psikolojik rahatsızlığı da olabilir. Hani bazen deriz ya birisine üşüttü deriz. Üşütebilir. Üşütme soğuktan da olabilir, başka şeyden de olabilir. Şimdi o üşütmeye bağlı olarak Türkiye'yi riske sokabilir miyiz? Nitekim sokmuşuz. Düne kadar Mısır kardeşimizdi. Şimdi Mısır bize düşman. Mısır İsrail'le hiçbir zaman dost değildi. Şu anda Mısır ve İsrail bizim can damarımız olan Güney Kıbrıs'ta petrol arabası yapan ortaklığı kurdular. Bu ortaklığa da 4. bir ülke katıldı. Lübnan. Lübnan'da ağzımızı açamıyoruz. Lübnan'da hepimizi bu akşam eve giderken telefonu çevireceğiz. Lübnan'a biz matbaada para basar gibi para yazacağız. Çünkü telefonun sahibi o. Ve bunlar iki demedik ki bakın bir paranız burada kazanıyorsunuz. Keseriz musluğu diyemedik. Niye diyemedik? Çünkü orada da yolsuzluk var. Bir gün ortaya çıkacak. Telekom'da Lübnan üzerinden hangi devlet büyüğün çok bağırıp çağıran bir devlet büyüğün %16 hissesi olduğu ortaya çıkacak. Çünkü bunu konuştuğunuz zaman Lübnan'da ortak diyor ki ortağıma soracağım. %16 hissesi var. Ortağı kim dediğiniz zaman söylüyor da ben adını söylemiyorum. Siz anladınız gibi kastettiğimi. Bunlar illa şahıs gözükmüyor. Akraba gözüküyor, çoluk gözüküyor, çocuk gözüküyor. Maşallah herkesin 50'ye yakın bugün gemisi oluyor. Hiçbirimizin ruhu duymuyor. Niye bunlar? Çünkü bu ittifak menfaat üzerine kurulmuş. Türkiye'nin çıkarı üzerine kurulmamış. Çocuklarımızın çıkarı üzerine kurulmamış. İşte biz eğer güce tapan bir davranışı bu seçimde gösterirsek çocuklarımızın geleceğinden feragat ediyoruz demektir. İnanca, ilkeye, ideale verirsek o zaman çocuklarımızın iyi bir gelecek içinde olmalarını sağlarız. Bu noktadan hareket ettiğimiz zaman biz Demokratik Sol Parti olarak bu dönem hiçbir yerde vazgeçmeksizin ortaya çıkan adaylarımızla yürüyeceğiz.